Teşekkürler. Genellikle enfeksiyonel hastalıklar söz konusu olduğunda hep böyle tarih kitaplarından hatırlıyoruz. Yani aslında günümüzde bunun tam içine düşeceğimizi hiç düşünmemiştik. Hep arkeolojik kalıntılarda ya da tarihin arka sayfalarında uzak memleketlerde olan şeymiş gibi hissediyoruz. Ama bu pandemi aslında bize dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini ve bunun üzerine daha uzun süre düşünmemiz gerektiğini sağladı. Ben aslında bu pandemi ya da benzer pandemiler ilk mi, geçmişte neler yaşandı? Bunu kısaca özetlemeye çalışacağım. Fokus olarak da Anadolu içinde yaşadığımız için ona yönelmiş oldum. Yani dünyadaki bütün pandemileri ve hepsini anlatmak mümkün değil. Ama insanlığı en çok etkileyen ve sosyal arka planı olan hastalıklardan bir miktar bahsetmeye çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. Şimdi gerçekten de biz bugüne kadar, yani geçen Mart ayına kadar, belki Mart ayı demeyelim ama Şubat ayına kadar pandemilerle ilgili bütün şeyleri sanki Afrika'da bir uzak bölgelerde çıkan işte SARS, MERS, ondan sonra Ebola, AIDS gibi hastalıkları hep düşünüyorduk ama bize çok uzak, biz buna ne de olsa yakalanmayacağız diye düşünüyorduk. Arkeolojik kalıntılarda da işte eski Ahit'ten tutun işte Hitit metinlerine kadar aslında çeşitli enfeksiyonel hastalıklar yazıyor. Onlar da böyle bir masal gibi ya da bir hikaye gibi okuyorduk. Ama antropoloji uzun süredir bu çeşitli enfeksiyonel hastalıkları ya da pandemileri anlamaya çalışıyor. Peki nereden hareketle bu işlemleri yapıyor? Daha çok antropoloji insanlar, toplumlar ve kültürler üzerine fokus olan bir bilim. Ama bunu yaparken de hani günümüzde ilgilendiği kadar geçmişle de ilgileniyor. Ben de biyolojik antropolog olarak ya da biyoarkeolog olarak geçmişle ilgileniyorum. Geçmiş söz konusu olduğunda insan kalıntıları, işte ölü gömme ritüelleri, bedenin boyutu ve biçimi, hani bu kafatasçı antropoloji buradan geliyor aslında. Beslenme, genetik yapı, hastalıklar, ölüm nedeni gibi birçok yapıyı çözmemize ya da anlamamıza olanak sağlıyor. Tabii geçmişi anlarsak günümüzü daha iyi nasıl diyelim anlamaya ve aydınlatmaya çalışabiliriz diye ona büyük oranda yöneliyoruz. Ama ölüm nedeni dediğimizde en çok akla gelen şey işte kişinin vadesinin dolup ölmesi, herkesin bildiği bir şey. Ama savaşlar en çok akla geliyor. Yani sanki insanoğlu savaşlarda çok sayıda insanın yok olduğunu düşünüyor ama aslında gerçek böyle değil. Enfeksiyonlardan ölen insanlar, savaşlar, kıyımlar, katliamlardan ya da kıtlıktan ölenlerden çok daha fazla. Bu nedenle aslında en çok hani başımızın belası enfeksiyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii enfeksiyon olduğu zaman da iki kavramı bilmemiz gerekiyor. Kavramlardan birisi epidemi, öbürü pandemi. Pandemi şu anda sanki hep televizyondaki haberlerde izlerken işte ölen insan sayısına sanki bakarak pandemiyi belirleyecekmişiz gibi görülüyor. Ama pandeminin temel şeyi dünyada ne kadar yayıldığı ile ilgili, kimi etkilediği ve ne kadar insanı etkilediği ile ilgili bir durumu tanımlıyor. Epidemi ise daha lokal, daha bölgesel olan hastalıkları anlamamızı sağlıyor. Tabii geçmiş toplumlar söz konusu olduğu zaman pandemi kavramını aslında birbiriyle ilişkili ülkeleri dikkat alarak düşünmemiz lazım. Yani bir hastalık ortaya çıktığında mutlaka bu hastalığın hani bizim bildiğimiz anlamıyla bütün dünyadaki şu andaki işte Wuhan'dan başlayıp işte Amerika'ya kadar ya da işte Avustralya'dan Türkiye'ye kadar her yeri etkilemesi gerekmiyor. Geçmişin dünyası, örnek veriyorum Osmanlı için işte Akdeniz'in çevresi, hayal dünyası bu kadar. Eğer tek tanrılı dinlere ilişkin kitapları okursanız dünya sadece ve sadece Akdeniz'in çevresindeki birkaç küçük bölgeden oluşuyor. Onun ötesinde bir dünya algısı yok. O nedenle pandemi de bununla ilgili bir durumu temsil ediyor. Tabii her tür hastalığı da analiz etmemiz ya da burada tartışmamız mümkün değil. O nedenle ben bunların içerisinden böyle hani bizi daha çok etkileyen verem, cüzzam, frengi ve veba gibi o dönemin kıymetli sayılan pandemiler hakkında biraz
mevcut bilgiler bize neyi söylüyor, nasıl hikayeler anlatıyor, bunları tanımlamaya çalışacağım ve merkezi de yine ister istemez Anadolu üzerinden kurgulamamız gerekiyor gibi. Şimdi avcı toplayıcı topluluklar günümüzde bile birçok hani pandemiden bağımsız kalıyor. Bunun büyük oranda nedeni popülasyonların çok küçük olması. Yani 3-5 kişilik, 10 kişilik, 20 kişilik, en fazla 30 kişilik gruplar halinde hareket etmelerinden kaynaklanıyor. Ve bunlar büyük oranda belirli bölgelerde yaşıyorlar. İnsan toplulukları üzerindeki diğer gruplarla karşılaşma olanakları da sınırlı. O zaman bir enfeksiyonla karşılaştıkları zaman bunun bütün dünyaya ya da bütün bölgeye yayılması da çok yaygın bir durum söz konusu değil. O nedenle de bildiğimiz kadarıyla hani paleolitikteki avcı toplayıcılar ya da mezolitik dönemdeki avcı toplayıcı toplulukların içerisindeki enfeksiyonel hastalıklar son derece sınırlı. İnsanların ömür uzunluğu görece tarıma başlamış ya da yerleşik yaşama geçmiş toplumlardan biraz daha az gibi görülüyor. Tabii burada yenilikler, devrimler, nüfus hareketi, artış ya da mobilite, hareketlilik çok etkili gibi görünüyor hastalıkların yayılması açısından. Bu arada da insan özellikle yaşadığı çevreyle ilişkisi sürekli değişen, dönüşen bu devrimsel ya da işte evrimsel değişimler içerisinde çok hızlı değişiyor. Bu değişim, dönüşüm de hastalıkları etkiliyor. Bildiğimiz gibi Anadolu aslında Levant'la yani şu andaki işte Kuzey Mezopotamya, işte İsrail'in bulunduğu bölge ya da Akdeniz'in hemen güneyinden başlayarak kuzeyine kadar olan bizim Güneydoğu Anadolu bölgesine sınır olan bölgeler, Zagros Dağları insanların ilk kez yerleşmeye başladı. Daha sonra da hem bitkileri evcilleştirdi hem de hayvanları kontrol altına aldı öncelikle. Daha sonra da bunları da evcilleştirmeye başladığı bir bölgeyi oluşturuyor. Bu kavram eskiden devrim olarak tanımlanıyordu. Yani insan işte şeyden avcı toplayıcı yaşam biçimine sahipken birden işte bir devrimle tarıma geçti. Ya da göçerken birden hadi arkadaşlar hep beraber yerleşelim diye bir devrim yaptı diye düşünülüyordu. Ama aslında bunun yaklaşık 2-3 bin yıllık bir zaman diliminde olan bir süreci temsil ettiği şu anda biliniyor. Tabii 2-3 bin yıl dediğimiz zaman bizim kafamızda çok uzun bir zaman dilimi. Yani insan ömrünün ortalama işte 40-50 yıl ya da bir kuşağın 30 yıl olduğunu düşünürseniz 2-3 bin yıl çok uzun bir zaman dilimi. Ama bir insan evrimini düşünürseniz ilk taş aletten yaptıktan günümüze kadar zaman dilimi içerisinde 2-3 bin yıllık zaman dilimi hani şeyde kumun içerisinde bir tane gibi düşünebilirsiniz. Peki nasıl bir dönüşüm gerçekleşiyor Anadolu ve çevresinde? Önceleri M.Ö. 10.500'den daha erken dönemlerde insanlar hareketli bir toplulukken hani yıl boyu işte mevsimlere göre ve besin kaynaklarına, hayvanlara ve diğer çevresindeki doğaya göre hareket ediyor ve sürekli mobil bir şeyde. Ama bunlar aynı zamanda bu zaman diliminde ara ara işte belirli bölgelerde kamplar kuruyor ve bu kamplarda da yaşamını sürdürürken M.Ö. aşağı yukarı 13 binlerde İsrail'de, şu andaki İsrail'de, işte 10.500, 11 binlerde de Anadolu'da insanlar yerleşik yaşama geçmeye başlıyor. Avcı toplayıcı yaşam biçimi sürüyor ama aynı zamanda yani her şeyi avlayıp toplarken aynı zamanda da hareket etmek yerine besinlerin kendilerinin zengin olduğu bölgelere ya da hayvanların ve diğer canlıların kendilerine gelmesi, geleceği bölgelere yerleşmiş oluyorlar. Bu dönemin hemen arkasında işte yerleşik avcı toplayıcı topluluklar yoğun olarak görülüyor ve bunlar işte bizim çanak çömleksiz neolitik dönem dediğimiz yani adam yerleşmiş ev yapıyor ama hala çanak çömlek yapmayı bilmiyor. Böyle topluluklar yabanıl besin kaynaklarını tüketiyorlar.
Ve yavaş yavaş da bir şeyleri deniyorlar. Yani acaba hani buğdayı eksik olur mu falan gibi işlemini yaptıklarına ilişkin ipuçları var. Mesela domuzu bu dönemde evcilleştirdiklerine ilişkin bazı kanıtlar öne sürülüyor. Milattan önce 8500'de 7000 yıllar arasında yine 1500 yıllık bir zaman dilimi artık tarım insanın gündelik yaşamında önemli olmaya başlıyor. Buğday, arpa evcilleştiriliyor. Hatta buğdayın bir türü değil, birkaç türü evcilleştiriliyor. Bu arada evlerin çevresinde hayvanları hapsedip onları koruma altına alıyorlar. Özellikle bu Orta Anadolu'da Aşıklı Höyük diye bildiğimiz bir yerleşmede bir ağılın izleri ya da ağıldan arta kalan dışkı kanıntılarının bol olduğu bir yapı bulundu. Tabii kamusal binalar ortaya çıkıyor. Kamusal binalar dediğimiz aslında PPNA'da hani herkes Göbekli Tepe hakkında bir bilgiye sahip biliyoruz. Burası böyle bir kamusal bir bina. Yani daha doğrusu bir bina değil. Toplam 19 tane bina var ama sadece 7-8 tanesi açılmış durumda. Bu kamusal binalar çeşitli ritüeller amaçlı törenlerde falan kullanılıyor. Bazen işte evlilik törenleri, bazen işte yeme içme aktiviteleri gibi ya da çeşitli nedenlerle bir araya geldikleri alanlar söz konusu. Ve ufak tefek de artık böyle hani özel mülkiyet ortaya çıkmaya başlayınca ister istemez biraz sosyal statü farklılaşmalar da ortaya çıkıyor. Ama bunu bir zenginlik, fakirlik gibi algılamayalım da mesela ailenin içerisinde işte kadın mı karar verici, erkek mi? Kamusal alanı kime devrediyoruz? Yani kadın mı kamusal alanda kalacak, erkek mi gibi. Böyle biraz yatay tabakalanma gibi bir yapının ortaya çıktığını biliyoruz. Evcilleşme ve tarım gerçekten insanın şeyinde hani bütün yaşam ona dayanmıyor ama avcı toplayıcı yaşam biçimine bununla ikame etmeye devam ediyorlar. Sonra seramikli neolitik dönem diyor. Aslında bugünkü bütün köylüler Çanakçöy'ündeki neolitik dönem topluluklarıyla çok özdeş, onlarla çok benzeşiyor. Yaşam biçimi büyük oranda tarıma dayanıyor. Ve bu anlamda da hani ev dediğimiz kurum, yani içerisinde hane halkının yaşadığı birimler üretim tüketimin merkezi haline dönüşüyor. Daha önce biraz kamusal işlemler önemliyken evler, hani ritüeller de evlerin çevresinde yapılmaya başlıyor. Tarım çok önemli. Besin kaynakları daralıyor. Daha önce çok geniş bir işte bitki ve hayvanlara dayalı çok geniş spektrumlu besinlerle beslenirken tarımla beraber artık insan aynı Anadolu'nun şu anda Orta Anadolu'da insanlar ne yerse ona dönüşmüş. İşte bulgurun önemli olduğu, ekmeğin önemli olduğu, nohut, mercimek bunların önemli olduğu besinler. Bizim bildiğimiz anlamdaki işte yeşillikler ya da sebzelerin çoğu Amerikan kökenli. Onlara daha o dönemde yok. O nedenle tahıl ağırlıklı beslenme çok önemli bir yer tutuyor. Sonra da bu üretim-tüketim ilişkileri insanlar tarafından kontrol altına alınıyor. Bu dönemde bizim gördüğümüz hani niye Anadolu, yani niye diğer taraflar değildi Anadolu diye düşünebilirsiniz. Yani Anadolu biricik bir yer miydi? Aslında burada Amerika kıtasıyla kıyasladığınızda Anadolu küçük bir yer ama Amerika kıtası gibi içerisinde çok sayıda ekolojik ortamın, ekonişin olduğu, dağlık bölgelerin bulunduğu, yüksek yaylaların olduğu, deniz kenarlarında ovaların olduğu, yağmur alanlarının bulunduğu oldukça çeşitli bir bölgenin, ekolojik açıdan zengin bir bölgenin olduğunu biliyoruz. Ve evcilleştirilecek bütün besinler ya da hayvanlar bu bölgede doğal olarak yaşıyor. O zaman yani ham madde var. İnsan ve onun zekası da yan yana gelince Anadolu burada o önemini tanımlamış oluyor. Tabii Anadolu tek başına bir şey değil de verimli hilal diye tanımladıkları buradan başlayarak daha kuzeye doğru yayılan ve daha sonra İran'ın güneyindeki o Zagros Dağları'nın eteklerindeki alanın toplamında bu aktivite birbirini takip eden zaman dilimleri içerisinde şey yapıyor. Peki bu avcı toplayıcı yaşam biçimine sahip topluluklarda pandemi ya da onların topluca ya da gruplar halinde ölmesini sağlayan veriler var mı? Bizim
bu insan toplulukları yerleşik yaşama geçince ölülerini evlerinin altına gömmeye başlıyor. Daha önce biz çok az sayıda insan kalıntısına sahibiz göçer oldukları için. Göçer insanların ölülerini nereye gömdüklerini bilmek, belirlemek oldukça güç. Ama insanlar yerleşik yaşama geçip ölüleri evlerin altına, tabanın altına gömmeye başlayınca daha fazla sayıda ölü ele geçiyor. Ama bütün Orta Doğu'da yapılan kazılarda ele geçen insan kalıntılarının toplam sayısı belki 600-700 civarında. Hepsinin toplamı. Ama biz bir yer kazdık Körtüktepe diye Diyarbakır'da, Batman'a daha yakın. Orada sadece 1200 tane mezar, yaklaşık 1500 tane insan iskelet kalıntısı burada gördüğümüz bir yerleşmenin içerisinde ele geçti. Bir laser pointer gibi bir şey vardı, gösterici. Pointer var mı böyle şey? Yok, arkadaş herhalde aldı götürdü kendisinin. Şu yukarıdaki gördüğünüz yerleşmenin ana şeylerini gösteriyor. Altta da onların mezarları. Burası Körtüktepe. Şu gördüğümüz yer hani Göbektepe alttaki. Ve buna benzer Güneydoğu Anadolu'da yani Urfa'dan başlayıp şeye kadar işte Batman'a, Siirt'e kadar olan bölgede çok sayıda bu tür yerleşim alanları söz konusu. Körtüktepe'nin sağladığı bu insan kalıntılarını biz analiz ettik. Analiz ettiğimizde şunu gördük. Nüfusun %75'i yani neredeyse 4'te 3'ü 30 yaşından altında ölüyor. 30 yaşına gelmeden yani şu anda biz Körtüktepe insanı gibi yaşamış olsaydık muhtemelen hayatımızı çoktan kaybetmiş olacaktık. Nüfusun ancak %5'i 45 yaşın üzerine ulaşabiliyor. Yani yaşlı nüfus dediğimiz 45 yaşın üzerindeki bireyler ancak %5. Peki geri kalan neden erken yaşlarda ölüyor? Özellikle çocuk ölümleri neden çok yüksek? Bunun aslında yerleşik yaşama geçişle beraber ilk belki de pandemi olduğunu söyleyebiliriz karşılaştığımız. Çünkü bunların öncülleri yani mezolitik dönem topluluklarını çok bilmiyoruz ama paleolitik dönem insanların ömür uzunluğu şeyden daha fazla. Körtüktepelilerden daha fazla. Peki niye bunlar öldü? Çünkü yerleşik yaşama geçmeden önce sizin o enfeksiyon yapıcılarla yüz yüze kalmıyordunuz ama ne zaman yerleşik yaşama geçtiyseniz öncelikle bir kere besin artıkları ortaya çıkmaya başladı. Besin artığı son derece kıymetli işte enfeksiyon yapıcılardan. Çünkü çöplük bunlar. Çöplük yaratıyorsunuz orada yaşarken ve bu çöplükle birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Daha önce böyle bir şeyiniz yoktu. İkincisi, insanın kendi şeyi var. Bıraktığı pislikler var. Yani çöplük hem ölüsü var hem de etrafa pisliyor. Bunların koprolitleri falan ele geçiyor. Yani çok sayıda insanın yaşadığı alanın hemen çevresinde dışkıladıkları şey. Yani benim kendi bir şeyim var, hani deneyimim var. İşte ilk arkeolojik kazıya Van'da katıldım ben. Van'dan Erzurum üzerinden şeye gidiyorduk, Trabzon'a. Erzurum'da bir benzinlikte durduk. Dedi ki tuvaleti açar mısınız? Tuvaleti kullanacağız. Adam dedi ki tarla her taraf. Gidin oraya işin. Niye açacağım? Bir de onun temizliği var diye. Yani çevre bu anlamda insanın yaşadığı çevreyi bu bahsettiğim şey 1989 yani çok uzak bir geçmiş değil. Dolayısıyla insan yaşadığı çevreyi kirletiyor. Tabii insanla beraber hayvanlar bir arada yaşamaya başlıyor. Yani insan aslında hayvanların bir kısmını evcilleştirmiyor. Bazı hayvanlar kendi tercihiyle insanla birlikte evcilleşiyor. Bunların en yaygın olanı domuz. Domuz insanla aynı besin zincirine sahip olduğu için benzer şeyde omnivor yani karışık beslenmeye sahip insan çöplüğüne domuzlar geliyor. Şu anda hatırlarsanız yaşam alanını genişletmiş İstanbullular ormanlardaki bütün domuzları ekmekleriyle beslemeye başladılar. Hatta işte şeye indi yok domuzlar köye indi falan değil. Aslında köy domuzların yaşadığı yere geçiyor. O zaman da temas artmış oluyor. Tabii köpek gibi diğer hayvanlar da var ama bunlardan bir tanesi de fare. Çünkü daha önce avcı toplayıcıların fareyle ilişkisi yoktu. Ama ne zaman 10 bin yıl önce insan yerleşip
besin biriktirmeye başladı. Özellikle çeşitli silolar aracılığıyla o besini biriktirmeye başlayınca fareler de kendi kendine insanla evcilleşmeye başlıyor. Ve arkeolojik çalışmalarda da bir yerleşmenin uzun süreli olup olmadığını ancak fare kemikleriyle anlayabiliyorsunuz. Yani onu kanıt olarak kullanıyoruz şeyde. Tabii yerleşik yaşam nüfus artışını da beraberinde getiriyor. Ve insanların birbirleriyle olan teması da artıyor. Bu temas hem çok sayıda hanenin olması hem çok sayıda insanın yan yana olması ve bunların da gündelik aktiviteleri, işleri bir arada yapması hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Ve belki de bu bahsettiğimiz ilk pandeminin bu dönemde ortaya çıktığını bu anlamda tahmin edebiliriz. Yani kanıtlarımız sınırlı olmakla beraber ama demografik veriler erken öldüklerini, bunun da antibiyotik dönemi öncesi toplulukların temel sağlık sorunu olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yani insanın yine yaşam biçimini değiştirmesiyle bağlantılı olan olduğu düşünülen verem. Bunun da insanlarla işte evcilleştirdiği hayvanlar arasındaki ilişkinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Çünkü veremi yapan mikrobakteriyumun tüberkülozis, bovis, afrikanus ve işte mikroti dedikleri 4-5 grubu var. Bunların hepsi benzer semptomlar bırakıyor insanda. Ve özellikle mikrobakterium tüberkülozis ile bovis birbirine çok yakın genetik olarak. Yani birbirlerinden evrimleştikleri ya da birbirleriyle ilişkili oldukları gösteriliyor. Bunun da acaba insanın keçi, koyun ve sığırı evcilleştirdiğinde bunlardan sığırlardan mı insana geçti? Bu ciddi bir sorun ve ilk hipotezler gerçekten keçi, koyun ve sığırın evcilleştirmesinden sonra veremin insana yayıldığı ve insanla birlikte evrimleştiği öne sürülüyordu. Çünkü veremin hani hayvanlardan insana geçişinin iki yolu var. Bir hayvanla gerçekten hani sıkı temas ama enfekte olmuş bir hayvanın etini yemeniz de aynı zamanda sizin vereme yakalanmanız için bir araç olarak düşünülüyor ya da biliniyor ama frekansı nefes yoluyla ya da işte damlacıklar yoluyla olandan daha düşük olmakla beraber. Ama insandan insana yani nasıl insan enfekte oldu bunu tam bilmiyoruz ama insandan insana geçişi ortaya çıktıktan sonra özellikle ağızdan çıkan tükürük parçacıkları çok önemli bir hastalığın yayılma kaynağı. Tabii bu ince hastalık olarak biliniyor. Romantik bir hastalık. Orta çağda işte ne bileyim orta sınıf vatandaşları, işte ünlü ressamlar ya da işte kompozitörler kendilerinin güzel güzel işte verem olduğunu göstermeye çabalıyorlar. İşte beyaz hatta yüzlerini beyaza boyuyorlar ki bu ince hastalığı, ince ruhlu hastalığa sahip olduğunu göstersin. Ya da işte birine misafirliğe giderken ağzının kenarına bir damla kan sürüyor ki hastayım ben. Yani veremi taşıyorum. Bu kadar ince ruhluyum ya da bu kadar nitelikli bir orta sınıf vatandaşıyım, aristokratım diye tanımlamaya çalışıyor. Ama bunun tabii böyle romantik bir hastalık olmakla beraber arka planında akciğeri etkiliyor. Akciğerden işte septisemi yoluyla bütün vücuda yayılabiliyor ya da akciğerin komşu bölgelerine yayılıyor. Bu da iskelet üzerinde çok sayıda lezyon bırakıyor. Bunları sıralamayacağım ama birkaç tanesini göstereceğim. Mesela mikrobakterium tüberkülozis en çok sevdiği alanlar işte kan üretiminde katkıda bulunan süngerimiz dokuların bol olduğu bölgeleri tercih ediyor. Ve oralarda büyük işte popülasyonlar artmaya başlıyor şeyin bakterinin. Yıkım oluyor. Daha sonra da kemik çöküyor. Yukarıdaki bu o yıkımdan sonra işte kalça kemiğiyle bacağın uyluk kemiğinin kaynaşmasını alttaki de çocukluk çağında olan bir hastalık bu alttaki. Erken aşamada olduğu zaman uyluk kemiğinin bütün başını tamamen tahrip etmiş iki verem örneği. Kaburgalara çok yayılıyor çünkü akciğerin en yakın olduğu şey işte plüra, akciğer zarına oradan da direkt kaburgalara yayılıp oranın enfekte olmasını sağlıyor. İşte omurları etkiliyor. Biraz sonra bir örneği var, güzel bir örneği. Ama leğen kemiğini etkiliyor. Özellikle psoas kası dedikleri bir kas var. O enfekte olduğu zaman leğen kemiğinde bundan karın bölgesi
etkileniyor. Bu pot hamuru dediğimiz, yani zaten pot hastalığı da deniyor buna. Omurun içerisinde bakteri yayılınca ora boşalıyor. Ağırlığı taşıyamadığı için bunlar arka taraftan baktığınızda o enfeksiyonun yayılamadığı üçgen gibi işte gördüğünüz üç omuru gördüğünüz alan oluyor. Ama gövde kısmı birbirlerine teleskop gibi girip tek bir kama gibi bir yapı ortaya çıkıyor ve böylece yayılmış çeşitli enfeksiyonlar ya da çeşitli kemik lezyonları oluyor. İleri aşamasında, çocukluk çağında bu enfeksiyon kafatasının iç yüzeyine de yayılıyor. Biz oralardan biraz anlamaya çalışıyoruz. Makroskopik gözlemlerle ya da histolojik analizlerle. Ama bazen böyle işte akciğer zarını kaplayıp onun da kalsifi olmasını falan da bu anlamda sağlıyor. Samsun'da bir yerleşme burası. Peki ne zaman ortaya çıktı ve insanda bu kadar yayılmasını sağlayan faktör neydi? İnsanı ne zaman etkiledi? Bu çok önemli bir sorun. Aslında Türkiye'de bir tane Homo erectus fosili var ve o Homo erectus fosilinin kafatasının iç yüzeyindeki lezyonun bir tüberkülozdan kaynaklandığı. Onun da Afrika'dan Anadolu'ya göç eden insanın işte D vitamini hani koyu renkli olacağı. Dolayısıyla Anadolu'ya geldiğinde D vitamininden yeterince yararlanamadı. Ondan sonra da verem oldu. İmmün sisteminin zayıflamasının da bunda etkili olduğu önerildi. Bu biraz sonra reddedildi ama şey. Fakat bulunan veremli örneklerin önemli bir kısmının ilk aşamada bu yerleşik yaşama geçmiş kısmen tarımı benimsemiş topluluklarda olduğunu görüyoruz. İşte bu Suriye'de Jade dedikleri bir yerleşim var. Burada hem antik DNA çalışmalarıyla hem de mikrolik asitle bunun verem oldu. Sonra Tel Asfat, Ayn Gazal ve Atlitian, bunlar Suriye'deki yerleşmeler. Bunlarda da veremin olduğu ve DNA çalışmalarıyla, ilk DNA çalışmalarıyla bunların teşhis edildiğini bu anlamda söyleyebiliriz. Tabii buradan yola çıkarak aslında ilk çalışmalar belki de Orta Doğu'da hayvanların evcilleştirmesiyle veremin insana yayılabileceğini ve belki de bu pandeminin gelişmiş olabileceği öneriliyor. Ama yapılan evrimsel modellemeler, yani bakterinin evrimsel ilişkileriyle insanların evrimsel ilişkilerinin birbirleriyle çok fazla örtüşmediğini gösteriyor. Bu da aslında bakteriyle insanın birlikte evrimleşmediğini, daha sonra insanın bundan etkilendiğini gösteriyor. Ne zaman etkilenmiş olabilir? Belki de 20 bin yıl önceki bir hayvan fosilinde ya da kemiğinde fosilleşmemiş bir mikrobakterim tüberkülozun olduğu saptanmış ya da bovisin. Dolayısıyla oradan insanların etkilenebileceği kabul ediliyor. Fakat son zamanlarda aslında avcı toplayıcı yaşam biçimine sahip hayvanlara evcilleşmemiş insanlarda da bakterinin mevcut olması ve onun lezyonlarının olması hikayenin biraz daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Kathleen Pepperell diye bir araştırmacı, bu dünyadaki birçok bölgeden veremli insanlardan kan alarak ve bakterinin şeylerini toplayarak bir evrimsel model öneriyor. Yani bu insanda 10 bin yıldır hastalığın var olduğunu kabul etmekle beraber ya da milattan önce 10 binlerde insanda var olduğunu bu model kabul etmekle beraber aslında ilk kez kentleşme dediğimiz yani merkezi otoritenin kurulup sosyoekonomik farklılaşmanın ortaya çıktığı, geliştiği topluluklarda bunun daha insanları etkileyen bir durum ortaya koyduğunu. Ancak yine de çok yaygın olmadığını söylüyor. Nitekim bizim iskeletler üzerindeki hastalık araştırmalarında, yani paleopatoloji diyoruz, bu tür çalışmalarda da aslında erken tunç çağı ve neolitik topluluklarda çok fazla şeyin olmadığını gördük. Fakat orta çağa doğru artan nüfus hareketleriyle beraber, özellikle Asya'daki büyük nüfus hareketleri, Orta Çağ'daki Bizans İmparatorluğu'nun
büyük alanlara yayılması, sınırlarını genişletmesi gibi durumlarla verimin de insanlarda daha fazla görülmeye başladığını biliyoruz. Ve milattan sonra 1000'li yıllardan sonra hastalık hızla artmaya başlıyor. Ama ne zamanki sanayi devrimine giriliyor, sanayi devriminde günümüzdeki gibi yani 15 milyon insanın veremden etkilendiği ve bundan önemli bir kısmının öldüğünü, veremden dolayı erken yaşlarda öldüğünü biliyoruz. Günümüzde de çok daha fazla veremli insan söz konusu. Tabii veremin özellikle sanayi devriminde artması bizim bir ne diyelim veremle bağlantılı aynı aileden olan bir hastalığında frekansında bir değişimle beraber kendisini gösteriyor. Bu da cüzzam. Cüzzam aşağı yukarı yani 17. 18. yüzyıldan itibaren frekansı gittikçe azalıyor. Ama cüzzamın hikayesine baktığımız zaman biraz sonra hani biraz oradan daha detaylı bilgileri vereceğiz ama gördüğümüz şu, cüzzam Avrasya'ya özellikle bizim yakın Ön Asya'ya ya da Avrupa'ya çok yabancı bir hastalık. Pek insanlar bilmiyor milattan sonra 8. yüzyıldan önce. Çok fazla bir şeyi yok, ilişkisi yok cüzzamla. Fakat bu 8. yüzyıldan sonra biraz insan ilişkileri değişiyor. Ve cüzzam daha sık görülür ve insanların daha fazla konuşabildiği bir hastalık haline dönüşüyor. Cüzzam bizim dilimizde miskin hastalığı olarak biliniyor ve bir sürü miskinhane yapılıyor. Özellikle işte şeyden hani Fatih Sultan Mehmet'ten sonra 15. yüzyıldan sonra Anadolu'nun birçok şehrine miskinhaneler inşa ediliyor. Hatta işte miskinler çeşmesi sadece onların kullanabileceği yerler inşa ediliyor falan. Bu hastalık veremle aynı aileden gelen bir bakteriden, Mycobacterium lepro dedikleri bir bakteriden köken alıyor. Bu diğer veremden farklı olarak, veremle benzer ama veremden daha yavaş ilerleyen bir hastalık. Yani bir insan enfeksiyonu ilk kaptığı anda hemen hasta olmuyor. 7-8 sene hastalık inkübasyon periyodu var, kuluçka dönemi var. Ondan sonra ilk lezyonlar kişide görülmeye başlıyor. O nedenle çocuklarda falan çok karşılaşılan bir durum değil. Fakat lezyonlar ortaya çıkmaya başlayınca ilk önce ağız ve burun bölgesinin tahribatına neden oluyor ve burada gördüğümüz gibi böyle aslana benzeyen yüzler ortaya çıkıyor. Ön dişler düşüyor, alt dişler işte ya diş taşına yakalanıyor ya da işte onlar da şeyle beraber düşüyor. Burunun içindeki bütün kemikler yani koku alma ya da havayı nemlendirmede katkı sağlayan kemikler ya da burunun ikiye bölünmesini sağlayan kemiklerin hepsi tahrip oluyor ve burun deliği ağza doğrudan açılmaya başlıyor. Bu ve enfeksiyonun en çok yayıldığı alan bu. Ama bu enfeksiyon aynı zamanda merkezi sinir sistemini etkiliyor. Merkezi sinir sistemini etkileyince el ve ayak kemikleriniz ya da el ve ayaklarınız hissiz olmaya başlıyor. Ondan sonra sağa sola vuruyorsunuz. Sağa sola vurdukça da his de olmadığı için sürekli kangren gelişiyor ve bu kemikler yavaş yavaş o kangrenin sonucunda dökülmeye başlıyor. Ama tabii bu bölgeye enfeksiyonlar bu anlamda yayılıyor kan yoluyla. Anadolu'da biraz sonra göreceğiz çok sayıda cüzzamlı iskelet var ama bunların önemli bir kısmı 8. yüzyıldan sonra. Burada Sinop'ta Boyabat'tan bir işte aile mezarlığı ya da küçük içine kapalı bir grubun mezarlığı gibi bir mezarlıktan ele geçen cüzzamlı örnekler söz konusu. Ama bir farkla şu yukarıdaki örneklerde işte hem dişler düşmüş hem burunun iç bölgesi tahrip olmuş gibi görülüyor. Fakat altta işte yaklaşık 5-6 aylık bir bebeğin kafatasının iç yüzeyinde de biz enfeksiyon bulduk. Bu enfeksiyon veren mi cüzzam mı diye DNA analizini yaptırdığımız aslında bu erken aşamadaki bireyde de ortaya çıkanın bir cüzzam olduğu ve aslında günümüzde virülentinin yani hastalık yapıcılığının
yavaş olduğu bu hastalığın aslında geçmişte belki de başka bir hikayeye sahip olduğunu bu anlamda göstermiş olduk. İznik'te, Bursa'da, Malatya'da Arslantepe'de ya da işte ne bileyim Diyarbakır'da Salattepe'de bu tür örnekler var ve önemli bir kısmı da dediğim gibi 8. 9. yüzyıldan daha sonraya denk geliyor. Bir örnek var, muhtemel cüzzam olabilecek. Bu da işte Karataş Elmalı'da ele geçen bir iskelet. Milattan önce 2300-2500 yıllarına bu şey yapıyor, tarihlendiriliyor bu iskelet. Ve bunun da aslında kafatasında bu tür lezyonlar yok ama ayak kemiklerinde tıpkı cüzzamlardaki o elin sivriliği gibi bir yapı gelişmiş durumda. Ne kadar vaktimiz var bu arada? 10 dakika. Avrupa'da da çok nadir bu dönemin öncesinde örnekler var. Bunlardan bir tanesi Macaristan'da M.Ö. 3800-3650. Fakat Anadolu'daki örneklerin her birinde biz DNA analizleriyle aslında cüzdanın var olduğunu ve bu örneklerin de biraz sonra yine üzerinde duracağız. Avrupa'ya yayılan türün Anadolu üzerinden geçtiğini gösteren kanıtlar var. Fakat bu iskeletin yüz kısmında cüzdama benzese bile DNA izole edilememiş durumda. Bizim bölümdeki çeşitli işte araştırmacıların dahil olduğu bir moleküler bir çalışma yapıldı. Antik DNA çalışması. Özbekistan'dan işte Danimarka'ya kadar işte milattan sonra 1. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar çeşitli iskeletlerin DNA'sı izole edildi bu bakterinin. Ve yapılan çalışmada da şöyle bir hikaye ortaya çıktı. Aslında bu cüzzamın 4 tane alt grubu var. Birisi Afrika kökenli, belki de bu en kadim, en eski grubu gösteriyor. Yani insanlığın tarihi kadar eski olan belki de şey. Konakçısına ilişkin çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Sadece 9 halkalı armadillonun ayak tabanında bunun yaşadığına ilişkin çalışmalar var. O nedenle hani hangi hayvandan insana geçti hayvan konakçısına ilişkin bir bilgimiz söz konusu değil. Onun rezervuarını bilmeyince aslında nasıl evrimleştiğini de tanımlamak biraz zor oluyor. Ama insanlar üzerine yapılan çalışmalarda bu 4 grubun birisini Afrika grubu, birisini Asya grubunu, daha sonra Asya grubundan evrimleşmiş Orta Doğu grubu, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki grup oluşturuyor. Ve Anadolu'daki gruplar da aslında şurada yer alıyor. Ama bu grup aslında bir düzeyde günümüzdeki şeyin modern insandan elde edilen şeylerden de bir miktar farklı oldu. Aslında antik çağlarda yaşayan bakteriyle günümüzdeki yaşayan bakterinin birbirlerinden farklı bir evrimsel hikayesinin olduğunu gösterdi. Ve peki eğer Anadolu'da 8. 9. yüzyıldan önce şey yoksa Anadolu'ya nasıl yayıldı? Bilinen şey aslında Marco Polo'nun hani bir düzeyde işte Asya'ya giden yolları keşfetmesi, daha sonra İpek ve Baharat yolunun yayılması bir rezervuar olarak görülüyor. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan kökeninde. Çünkü Asya'dan işte alınan bütün işte ipek ve diğer zengin malzemeler Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da da İstanbul Avrupa'ya yayılma ve Anadolu'ya bu malların dağıtımı için bir merkez görevi üstleniyor. Tabii İstanbul o zaman fakir. Hastalık İstanbul'da hızla yayılıyor. Hastalık yayıldıktan sonra sadece şey değil, hani insandan insana temas değil, aynı zamanda işte fakir aileler, ortak yaşanılan evler, ondan sonra yemeğin paylaşılması, kaşığın yani kullanılan kaşığın paylaşılması gibi sürecin hastalığın İstanbul'da kol gezmesine neden oluyor ve imparatorluk korktuğu için ve hızlıca Anadolu'ya yayıldığı için daha önce bilinmeyen bir hastalık. O zaman her yerde tıpkı Avrupa'da hızla yayılan 10. yüzyıldan sonra yayılan cüzdanhaneler gibi, leprosoriumlar gibi Anadolu'da da miskinler tekkesi kurulmaya başlıyor. Aslında bir neden aslında Asya ile olan temas. Yani veremde insan kendi yaşam alanını şeyle hayvanları evcilleştirerek genişletirken, farklılaştırırken cüzdanda Asya'ya açılma, aynı şu andaki Wuhan'dan
işte Covid-19'un bütün dünyaya yayılması gibi Asya'da daha kadim olduğunu bildiğimiz cüzdanın İpek ve baharat yolu aracılığıyla Hindistan'dan ve Çin'den Anadolu'ya yayıldığını ve buradan da Avrupa'ya yayıldığını biliyoruz. Hatta Avrupa'da o dönem o kadar şey ki Avrupa biraz şey koyuyor. İstanbul'dan insanların Avrupa'ya gitmesini ya da Avrupa'ya giden mallara sınırlama getiriyor. Çeşitli işte ilk kez o zaman Osmanlı ya da şey karantina altına alınıyor gibi. Böyle de düşünebiliriz bir miktar. Şimdi tabii cüzdanı biz hepimiz bu hastalık nasıl ortaya çıktı, nasıl yayıldı buna ilişkin çok sayıda modeller var şu anda. Bu modeller genellikle özellikle son 10 yılda gelişen DNA çalışmalarıyla daha sağlam temellere oturmaya başladı. Ve Anadolu'da işte hem şu ana kadar yapılmış çalışmalar hem de topladığımız örnekler belki bu Anadolu'nun buradaki rolünü ve pandeminin yayılmasına ilişkin verileri daha iyi anlamamızı sağlayacak ama cüzdanın bıraktığı sekeller yani hani insanın gördüğünde midesini bulandıracak yaralar gibi kendisini gösteriyor. Ama onun bıraktığı sekeller yani burnun olmaması, elinin olmaması falan aslında sosyal arka plandan daha az etkili. Ya yani sosyal arka planı cüzdanın çok daha güçlü bir hastalık. İnsanlar bu hastalıktan o kadar etkileniyorlar ki cüzdandan sürekli kendileri gizlemeye çalışıyor. Çünkü orta çağda bir insanın cüzdan olduğu anlaşıldığı zaman hemen kilisede bir işte son yemek yeniliyor, duası okunuyor. Üzerine L yazan bir kıyafet giydiriliyor. Leprosinin olduğu şey yapan, hani döküntülü hastalığı tanımlayan. Sonra bir tane sopa veriliyor, bir de çıngırak. Çünkü insanlara teması yasak kişinin. O zaman sopayla gösterecek. Bir de tas veriyorlar, yine temas yasak. O tasa yiyecekler konuluyor. Kendi geldiğini tanımlamak için işte konuşma aracılığıyla da hastalığını şey yaptığında bir zil veriyorlar. Zille işte hani ben cüzdanlıyım geliyorum işaretini veriyor. Ve böylece toplumdan dışlanıyor. Tıpkı günümüzdeki üst sosyoekonomik grubun ya da şeyin kendilerini izole etmeleri gibi o zamanın orta sınıfı bunları yani cüzdan ya da cüzdama benzeyen hastalıklı bireyleri kentin dışına itiyor. Kentin dışına da kendilerini ifade şey yapmak için, affettirmek için bir cüzdanhane yapıyor. Cüzdanhaneye böyle paralar sağlayarak, hani fakire destek verir gibi, böylece bütün sorunlardan kurtuluyor. Hastalıkları izole ederek, hastaları. Fakat insanlara da, hani fakirlere de, tıpkı hani bazen bizim yöneticiler şey soruyor ya işte, bu dünyada aç kalan ya da işte parasız kalanlar öteki dünyada işte şey yapıyor falan. İşte en güzel yeri bulacak diye. Onlara da diyor ki bu diyor kutsal bir hastalık. Çünkü bu kutsal hastalık siz yani holy disease diye tanımlanıyor bu kutsal hastalık. Bu kutsal hastalığa sizi yakalandınız. Ama ne olur biz yakalanmayalım bu kutsal hastalığa diye de onları ötelemiş oluyor. Bu anlamda hani sosyal arka planı çok ciddi şey. Ama o kadar da şey ki kötü bir hastalık ki ancak ve ancak Hazreti İsa iyileştirebiliyor bu hastalığı insanlardan. Bu nedenle de kutsal hastalık olduğu yine söylenebilir. Çünkü İsa'nın işte şeyde havarileriyle beraber işte o mağarada hastalanan insanları görüp ondan sonra onları tedavi etti. Hastalığın cüzzam olduğu düşünülüyor. Sarat dedikleri bir hastalık. Bu böyle bir şey. Anadolu'daki duruma baktığımızda Anadolu'da gerçekten hani biz 15. yüzyıldan önceki durumuna ilişkin çok fazla hani yazılı metinlerden fazla bir bilgimiz yok ama 15. yüzyıldan sonra özellikle Osmanlı'da bu cüzdanhanelerin Anadolu'nun hemen hemen her şehrine açıldığını ve bunların da en popülerlerinin işte şeydeki İstanbul'daki cüzdanhane yani miskinler tekkesi ve onun yanındaki miskinler çeşmesi olduğunu biliyoruz. Hatta insanlar yaklaşmamak için işte bu şey taşı, sadaka taşı dedikleri taşı da koymuşlar ki insanlar sadakayla o şeylerden kendilerinden uzak yaşayan insanlara destek sağlamış oluyorlar gibi. Cüzdan Anadolu'da çok yaygın, hatta günümüzde yüksek dağlarda tek tük örnekleri var ama o yaygın hastalığın azalmasına ya da yok olmasına birinci neden veremin Anadolu'da hızla artması neden oluyor.
Anadolu'da verem artınca cüzdan da şeyin arasında bir veremin arasında bir savaşım var. İki mikroorganizma da aynı kökenden geldiği için ikisi aynı bedende yaşayamıyor. Mesela bir kişi eğer verem olursa o kişi kesinlikle cüzdama yakalanmıyor. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Ama eğer cüzdamsanız vereme yakalanma şansınız var. Bu da işte bir cross immunity dedikleri bir kavramı. Yani karşılıklı bir şey, immün sisteminin gelişmesini sağlıyor. Bu nedenle Avrupa'daki çalışmalar, Avrupa'da çok sayıda cüzdamhane var. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren cüzdamın giderek azaldığı, cüzdam azalırken de bir taraftan veremin hızlıca o bölgelerde artmaya başladığını, cüzdamhanelerin önemini yitirerek verem dispanserlerine dönüştüğünü görüyoruz. Anadolu'da da durum böyle. Ama Anadolu'daki eradike edilmesinde özellikle hani saygıyla önünde eğileceğimiz Türkan Saylan'ın ve ekibinin, tabii tek başına Türkan Saylan değil, onun kurduğu ekibin çok kıymetli bir yere sahip olduğunu da söylememiz gerekiyor ve bu anlamda da hani kendisini şey yapalım. Şimdi burada bir ara verelim. Sanırım zamanımız da hani 45 dakika doldu. İki hastalık var ama onlar çok daha kısa sürecek. Birisi frengi, öbürü de veba. Bunları da tanımladıktan sonra belki hani sizin sorularınızla belki bu pandemiyi ve özellikle de COVID-19 üzerinden düşünerek bunların üzerindeki bilgileri tekrar tartışabiliriz. Sabrınıza şimdiden teşekkür ederim.